Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenü tekullâhe hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. İmam Müslim'in sahihinden Kitab-ül İman'dan bablar almaya devam ediyoruz. Bugün inşallah 14. babı alacağız. 14. bab. Sayfa 255. قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. İslam'ın fazilet yarışmasını, ki öyle tercüme etmiş, enteresan bir tercüme, ve hangi umurunun daha faziletli olduğunu beyan babı. تفاضل الإسلام, İslam'ın nisbiliği. Yani ne demek nisbiliği? Yani bazı insanlarda İslam, Müslümanlık vasfı diğerlerine göre daha nedir? Fazladır. Daha nedir? Çoktur, üstündür. Burada tabi fazilet yarışması olarak bunu tercüme etmiş. İslam'ın üstünlüğü, tefadülü, artması, fazlalığı ve hangi işte umurunun da, yani İslam'ın daha faziletli, daha eftal olduğunun beyanı babı. Babımız bu. Babımızda Abla İbni Amr İbnül As, Ebu Musa el-Eş'ari ve zannedersem Cabir bin Abdullah'ın hadislerine yer vermiş. Evet. Üç ayrı sahabinin hadislerine yer vermiş. Alalım bakalım. 60 nolu, 63 nolu hadis. Evet. Ki neredeydi 63? Bütün sahihte değil mi? Evet. 39 nolu hadis nerede? Kitab-ül İman'da. Evet, alalım babımızdaki hadisi de, bab başlığı birlikte. Gâle l-İmâmun Nevevî rahmehullah babu beyani tefâdül İslami ve eyyi umurihi eftalun. Gâle l-İmâmun Müslim rahmehullah haddesana Kutaybetübnü Sa'idin gâle haddesana Leysu Tahvil ve gâle ve haddesana Muhammedübnü Rumh ibnil Muhacirin قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الجابد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرين değil عبد الله بن عمر tabii değil mi عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Evet. Oku bakalım. İslam'ın fazilet yarışmasını ve hangi umurunun daha faziletli olduğunu beyan bağlı. Bize Kutaybetübnü Said rivayet etti. Dedi ki bize Leys bin Sa'di Mısri. Evet, şimdi dikkat edersek Kutaybe bin Said hocası, o da Leys bin Sa'd el Mısri'den rivayet ediyor. Evet, daha sonra tahvil var. Bize Muhammed bin Ruh, Ebu Abdillah Muhammed bin Ruh bin El-Muhacir, Hicri 242'de vefat etmiştir, Mısırlıdır. Tahvil yaparak senedi döndürdü. İmam Müslim, Kuteybe yerine Şeyhi Muhammed bin Ruh El-Muhacir'den ne yaptı? İsnadı devam ettiriyor. Kimden alıyor? Dedi ki bize Leys, Yezid bin Ebi Habib'den. Aynı Leys, bu da yukarıdaki Leys. Demek ki Leys de birleşti. Demek ki İki ayrı şeyhten ne yapıyor? Hadisi rivayet ediyor. Bir, Kuteybe İbni Said. İki, Muhammed bin
Rumh. Her ikisi de kimden? Leys bin Sa'd'dan. Leys de kimden? Yezid bin Ebi Habib'den. Kimmiş Yezid bin Ebi Habib? Ebu Reca Yezid bin Ebi Habib. Tabiinin büyüklerindendir. Mısırlıdır. Evet, kibar tabiinden. Devam edelim. O da Ebu Hayr'dan. Ebu Hayr Mersed bin Abdullah el-Yezeni. Hicri 190'da vefat etmiş. Tabiinden olup Mısırlıdır. O da büyük tabiinden. Evet, o da büyük tabiinden. O da kimden rivayet etmiş Ebil Hayr? O da Abdullah bin Amr'dan nakden haber verdi ki... Evet, Abdullah İbni Amr İbnül As. Birazdan gelecek. Hem kendi hem babası ney? Sahabi. Hem kendi hem de ney? Babası sahabi değil mi? Şöyle bakıyoruz. Kuteybe 1, Leys 2, Muhammed 1, Leys 2 gene, Yezid 3, Ebil Hayr 4, Abdullah İbni Amr 5. Humasi bir ney? Senet var arkadaşlar. Karşımızda iki ayrı şeyhinden rivayet ediyor. Ve Leys de ne yapmış? Birleşmiş. Bir hadis ney? Mevcut değil mi? Evet. Devam edelim. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ın hangi hasreti daha hayırlıdır diye sormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeği yedirir ve tanıdığın tanımadığın herkese selam verirsin buyurmuşlardır. Evet. Adamcağız geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hangi İslam daha hayırlıdır? O hasret olarak onu ne yapmış? Şerhten istifade ederek tercüme etmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yemeği yedirir. Tanıdığın ve tanımadığın herkese ne yaparsın? Selam verirsin diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cevap vermiş. Senede baktığımızda Mısri, yani çoğunun Mısırlı. Hemen hemen hepsi ney? Senettekilerin Mısırlı olduğunu görüyoruz. Evet. Devam edelim. Bu hadisi Buhari İmam Basri'nin müteaddit yerlerinde tarih ettiği gibi. Yani Buhari tek bir yerde değil bunu. Müteaddit yerlerde özellikle Kitab-ül İman'da ne yapıyor? Değişik yerlerde tarih ediyor, evet. Ebu Davud Edeb Basri'nde, Nesai İman'da, İbn-i Mace Etimme Basri'nde rivayet etmişlerdir. Bütün ravilerinin Mısırlı ve her birinin büyük birer imam olması ender rastlanan garaibdendir. Evet, yani bu hadiste dikkatimizi çekiyor. Raviler Mısırlı. Bir beldenin neyi? Bir şehrin neyi? Bir beldenin hepsi ravileri. Hadis Tirmizi dışında Kütüb-i Sitte'de ney? Mevcut. Tirmizi dışında Kütüb-i Sitte'de ney? Mevcut. Sayı hadis. Yani herhangi bir ne yok? Hilaf yok. Evet. Bir adam geldi Peygamber Efendimiz'e sordu. Evet, kimmiş bu adam? Okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sual soran zatın kim olduğu katiyetle malum değilse de Hazreti Ebu Zer el-Gıfari olduğunu söyleyenler vardır. Yani Ebu Zer el-Gıfari olduğunu söyleyenler var. Bazı rivayetlerde buna işaret var. Ha, o olsun ya da olmasın. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama böyle bir soru ne yapılmıştır? Sorulmuştur. Evet, devam edelim. İnsanların birbirlerini sevip saymaları İslam'ın birer nizamı ve şeriatın bir rükünü olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşgul nizamın sebebini teşkil eden yemek yedirme, selamı ifşa ve birbirine hediye gönderme gibi şeylere teşvik etmiş. Bunların zıttı olan kuşuşma, tecessüs, kovuculuk ve ikiyüzlülük gibi şeylerden nehi buyurmuştur. Burada yalnız iki şey zikretmesi soran kimsenin onları hakkıyla ifa etmediğini bildiğindendir. Evet. Hep söylüyoruz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soranın neyine göre? Evet, ihtiyacına ve durumuna göre cevap veriyor. Burada verdiği cevapta da ne yapmak? Yemeği yedirmek. Yani ne demek yemeği yedirmek? Yani sadece fakirler değil. Sadece fakirlere yemek yedirmek değil. Akraba olsun, komşu olsun, fakir olsun, zengin olsun. Yani ne yapmak? Yemek ikramında ne yapmak? Bulunmak. Bu çok güzel bir haslet. Müslümanın ne yapması lazım? Kendini, çoluğunu, çocuğunu, ailesini buna göre ne yapması lazım? Yetiştirmesi lazım, hazırlaması lazım. Evet, yani eskilerimizin biliyorsunuz meşhur bir neyi vardır? Örfü vardır. Evde kaynayan yemek kazanı hiç ne olmaz? Boş kalmaz. Yani devamlı evde yemek kazanı kaynarmış eskilerde. Yani gelen giden devamlı ne yaparmış? Yemek yermiş. Gelen giden devamlı yemek yermiş. Yani kim olursa olsun eve girip selamu aleyküm deyip yemek yemeden çıkan insanlar olmazmış. Herkes yemek yermiş. Eskiden böyleymiş. Neden? İşte bu hadislerin o kültüre neyi? Etkisi.
devamlı yemek yedirilirmiş insanlara. O sofralar o evlerden hiç ne yapmazmış? Eksik olmazmış. Yazın bahçelerde, bağlarda, çayırlarda, kışın evlerde, hanlarda, hamamlarda, camilerde, aşhanelerde vesaire. Peygamber aleyhissalatü vesselam çünkü bunu İslam'ın en güzel hasletlerinden biri saymış. Hele bir de yedirilenler özellikle ne olursa, fakirler olursa çok daha ne olur? Kıymetli olur. Ama bu demek değil ki sadece ney? Fakir olacak. Önemli olan yemek sofrasına sadece zenginler çağrılmayacak. Önemli olan sadece zenginler çağrılmayacak. Herkes çağrıldıktan sonra herhangi bir sorun yok. Buna çok dikkat etmek lazım. Tabii bugün artık materyalizmin, işte maddeci felsefenin etkisiyle yine insanların kıyamete doğru yaklaşmasının bir neyi getirdiği olumsuz yön olarak da fakirliğin artması, cimriliğin artması buna mütekabil, işte bereketin azalması. Tabii bu hasreti biraz ne yapmış? Ortadan kaldırmış ama halen daha pek çok yerde ne yapabiliyoruz? Bu hasreti görebiliyoruz. Yani bazı Arap bölgelerindeki kabileler hala bunu ne yapabiliyor? Sürdürebiliyor. Gene bizim doğuda belli aşiretler bunu ne yapabiliyor? Sürdürebiliyor. Yani geçen gün birinden duymuştum. Adamcağız koyun bakarmış eskiden. 300, 400, 500 tane koyunu varmış. Bir koyun bakan da kalmadı köylerde. Adam her bir misafir geldiğinde bir koyun devirirmiş. Adama misafir gelirmiş. Herif koyunu devirir, keser kendi eliyle. Kazana atar, pişirir, misafirine yedirirmiş. Ve verdiği cevap da çok enteresan. Yani hiçbir zaman için bunu yaptığımdan dolayı koyunlarım eksilmedi, aksine arttı. Bakın bu zekat değil ha. Normal yani. Bir misafir geldi mi koyunu devirirmiş, ne yaparmış? Pişirmiş, misafirine yedirmiş işte. Yani bu dediğimiz özellikler, güzel özellikler. Hadislerde de işte zaten teşviki var. Yine selam, yani selamlaşma da öyle. Selamlaşma da öyle. Çok önemli. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değil mi? Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Değil mi? İzâ huyyitum bitahiyye fehayyu biahsene minha ev rudduha diyor Allah. Kendinize, size selam verildiğinde ya daha güzel bir surette ya da misliyle. Bakın önce daha güzel bir suretle. Daha ahseniyle. Ya da misliyle ne yapın? Mukabelede bulun diyor. Adam esselamu aleyküm mü dedi. Sen de ki ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Adam sana esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh mu dedi. Ziyadesi yok. O kadar. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuh. İmam Hatip'te bize hoca demişti ki bunun ziyadesi de var. Tabi hadiste yok. Ne? Ayet öyle diyor. Yani şimdi güzel verdi, daha güzelini verin diyor. O zaman ne yapalım? Sallayalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Cevap. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve rıdahu ve merdahu alel devam edamel bari vücudekum alel hayr fe aslihu beyni ekhaveykum ve ettekullahi leallekum tuflihun. Hocam bunu nereden aldın? Bu da benden. Böyle bir şey olabilir mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam selam lafzını ne yapmış? Öğretmiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani bu Müslümanın şeyidir ya, bir nevi neyidir işte? Nüfus kağıdıdır, kimliğidir. Allah'ın selamını ne yapıyorsun? Adama veriyorsun. Adam da sana ne yapıyor? Daha güzeliyle ya da aynısıyla ne yapıyor? Mukabelede bulunuyor. Bugün Türkiye'de buna kadar yaygın. Hala daha yaygın çok şükür. Yani görüyorsun gençler bile selamu aleyküm diyebiliyor. Bazen selamun aleyküm diyorlar. Tarifsiz, o da mümkün. Ama tabii eskiden bu neydi? Yani İslam'ın bir göstergesiydi. Müslümanlığın bir göstergesiydi. Yaygındı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ne yapmış? Çokça ne yapmış? Teşvik etmiş. Zaten selamla alakalı rivayetler bir hayli yer tutar. Riyazu Salihin'de yine İmam Nevevi bunları ne yapmıştır? Uzun uzun anlatmıştır. Burada konumuz bu değil ama işte İslam'ın hasletlerinden bir tanesi de bu. Yani İslam böyle bir şey. Yani İslam sadece sözü ifade etmiyor. Esselamu aleyküm sözü ifade ediyor. Ama yemek yedirmek sözü ifade etmiyor. Neyi ifade ediyor? Eylemi, fiili ifade ediyor. Önemli olan bir ney bu? Haslet. Evet, devam edelim. Çünkü Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anladığı şekilde cevap verirlerdi. Yoksa yemek yedirmekle herkese selam vermek mutlak surette hayır sayılamazlar. Evet. Yani bu hadiste iki şey sayıldı. Başka bir şey yok mu? Hayır.
başka şey de var. Ama hep söylüyoruz, Peygamber aleyhissalatü vesselam soranın neyine? İhtiyacına göre ne yapıyor? Ha, onların neyine? Eksikliğine göre ne yapıyor? Cevap veriyor. Şimdi son paragrafı bir daha alalım. İnsanların birbirlerini sevip saymaları. Evet. İnsanların birbirlerini sevip saymaları İslam'ın bir nizamı ve şeriatın bir rüknü olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezkur nizamın sebebini teşkil eden yemek yedirme, selamı ifşa ve birbirine hediye gönderme gibi şeylere teşvik etmiş. Yani bu üçünü yaptığın zaman ne oluyor? Müslümanlar arasındaki muhabbet ne yapıyor? Artıyor değil mi? Birbirlerini daha fazla seviyorlar. Birbirlerini sevdikçe aradaki kin, haset ne yapıyor? Kalkıyor. Tek bir vücut, tek bir bünye olarak ne yapıyorlar? Dünyaya daha güzel bakabiliyorlar. Evet. Bunların zıttı olan kuşuşma, tecessüs, kovuculuk ve ikiyüzlülük gibi şeylerden nehi buyurmuştur. Burada yalnız iki şeyi zikretmesi soran kimsenin onlara hakkıyla ifa etmediğini bildiğindendir. Çünkü Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anladığı şekilde cevap verirlerdi. Yoksa yemek yedirmekle herkese selam vermek mutlak suretle hayır sayılamazlar. Hadisin ikinci rivayetinde elinden ve dilinden Müslümanların emin oldukları kimsidir şeklinde cevap vermesi de soranın haline nazaran... Yani birazdan gelecek rivayette gene o da Abla İbni Amr'ın hadisi. Ha, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam meşhur rivayet men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Birazdan gelecek. Yani elinden ve dilinden Müslümanların emin oldukları kimse. Yani işte soran adamın durumuna göre değil mi? Soran adamın durumuna göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam cevap veriyor. Ama bakın yani bunlar imani bahis değil mi? İman kitabında geçiyor bunlar ama bunlar aynı zamanda ahlak kitabı. Değil mi? Haya, ahlak. Ha, yani ahlakın bir parçası bunlar. Ahlak dediğimiz nedir ki zaten? İmanın kendisidir. Siz imanla hayayı ahlakı birbirinden ayıramazsınız. Birini alır götürürseniz öbürkü de ne yapar? Kalkar çünkü iç içedir onlar. Giriktir birbirine. Sen kalkar hayayı imandan alırsan bitti iman. İmandan da hayayı alırsan bitti. Öyle bir şey yok. Bunlar birbirinin olmazsa olmazı. Çok önemli. Evet. O bakımdan Peygamber aleyhissalatü vesselam da tabi Cibril Emin vasıtasıyla Allah'tan aldığı vahiyle ne yapıyor? Karşısındaki insanın neyini? Bazı ihtiyaçlarını ne yapabiliyor? Bilebiliyor. Ama kendi başına değil tabi. Vahiy ilahi. Evet, devam edelim. Bu hadisten çıkarılan faydalar. Nelermiş onlar? 1. Hadiste yemek yedirmeye teşvik bulunuyor ki bu da cömertlikle güzel ahlakın emaresidir. Aynı zamanda muhtaçlara yardım ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığındığı, açlığı, bertaraf manalarını da tezammüm eder. Tabi cömertlik, başka yardımlaşma, başka Allah'ın ne yaptığı, sığındığı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'a sığındığı ne? Açlık, mecaa dediğimiz olay. Neredeyse fakirlik ne olacaktı? Küfür olacaktı. Yeri gelir fakirlik ne olur? İman olur, yeri gelir küfür olur. Yeri gelir iman olur, yeri gelir küfür olur. İmanı zayıf adamda küfür olur. İmanı kavi adamda aksine iman olur. Yani hem de zirve iman olur yani. Onun için dediğimiz gibi sadece fakirlere yedirme diye bir şey mevzu bahis değil. Herkes için am. Genel ifade. Evet, devam edelim. 2. Hadis-i şerif selamı ifşaya teşvik ediyor. İfşa yani yayma. İfşa etme değil. Yani ifşa bir bakıma yayma demek. Adamın sırrını ifşa etti, ayıbını ifşa etti. Yani ortaya koydu. Burada o anlamda ifşa değil. Yani neye? Yayma. Daha fazla selam verme. Onu şahıstan şahıslara, şahıslardan neye? Kabilelere, kabilelerden neye? Toplumlara, toplumdan neye? Ümmete, ümmetten neye? Dünyaya yayabildiğin kadar yayma. Esselamu aleyküm millet. Şimdi öyle diyor değil mi? Esselamu aleyküm millet. Niye öyle söylüyor? Niye öyle söylüyor? Yani millete esselamu aleyküm diyor. Peki millete gerek var mı? Yok. Ama ne olmuş bu Türkiye'de? Kabadayı üslubu olmuş. Esselamu aleyküm millet. Esselamu aleyküm ev halkı. Yani gerek yok o ziyadata. Esselamu aleyküm demek yeterli. Çünkü niye? Millet ya da ev halkı. Sadece o evde o millet ya da o ev halkı yok. Cin de olabilir, melek de olabilir vesaire vesaire. Eve girdin kimse yok. Gene esselamu aleyküm de.
Cevap alamadın mı? Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Cevap verin. Evet. Kendin ver cevabını. Evet. Selam güzel bir haslet. Çocuklara bunu ne yapmak lazım? Öğretmek lazım. Çocuklar bunu ne yapmalı? Öğrenmeli. Nasıl öğrenecek? Önce görerek öğrenecek, duyarak. Talimle değil. Görerek, örnek model. Model alma. En güzel öğrenme bu çocuk için. Model alma. Baba selam veriyorsa selam alıyorsa, anne selam veriyorsa selam alıyorsa çocuk onu öğrenir. Hiç söylemene bile gerek yok. Söylemene gerek yok. O onu öğrenir. Çünkü yani 10-15 yaşına kadar bir büyüme süreci var. Ne kadar çok görür, duyarsa o kadar çok ne yapar? Öğrenir. Yani bir çocuk düşünün evde devamlı namaz kılınıyor. Seccadenin ne olduğunu bilir. Bir çocuk düşünün hiç namaz kılınmıyor evde. Seccadeyi görse yatak örtüsü zanneder. Ya da ne zanneder? Kilim zanneder. Bir şey zanneder yani. Bilmez seccade olduğunu. Görmesi lazım. Örnek model alma. Her şeyi söylemek gerekmiyor. Yani çünkü söylediğin zaman bazen reddi fiil diyor eskilerimiz. Yani aksi tesir ne yapabiliyor? Yapabiliyor. En güzeli görmek. En güzeli görmek. En güzeli. Ne kadar çok görürse o kadar çok aşina olur. Evet. Devam edelim. Bunda da Müslümanlara karşı mütevazı davranmaya, onların kalplerini kazanmaya, Müslümanların birleşmelerine ve birbirlerini sevmelerine teşvik vardır. Selamlaşma, sevmeyi, kalpleri birbirine yakınlaştırmayı sağlar. Çok güzel bir haslet. Allah'ın selamı, barışı, hayrı, bereketi ne yapsın? Senin üzerine olsun. Yani selam zaten Müslümanların birbirleri arasındaki neleridir? Barış ilanlarıdır. Barış, barış. Evet, barış. Yani onun için bazı alimler diyorlar ki bir adam bir adama esselamu aleyküm diyecek, sonra onunla savaşacak. Bu diyor selamın kapsamına aykırı. Bu selamın kapsamına aykırı. Onun için selam Müslümanları birbirine ne yapan? Bağlayan, Müslümanları birbirine kenetleyen en güzel hasletlerden bir tanesi. Evet, devam edelim. 3. Hadiste selamın tamim edilmesine işaret vardır. Tamim yani o. Tamim yani genelleştirilmesi, yayılması. Evet. Büyüklenenlerin yaptıkları gibi selamı gözünün beğendiklerine vererek beğenmediklerine vermemek asla doğru bir hareket değildir. Yani efendiye selam vereyim, zengine selam vereyim, paşaya selam vereyim, nazımın geçtiğine selam vereyim, nazının bana geçtiğine selam vereyim falan filan. Hayır. Hayır, Müslüman olarak bildiğin herkese selam ver. Hiç önemli değil. Müslüman olduğunu bilmen yeterli. Ya acaba namaz kılıyor mu kılmıyor mu? Onu araştırmakla mükellef değilsin. Acaba oruç tutuyor mu tutmuyor? Girdin bir dükkana, Müslüman olarak telakki ettiğin bir adam esselamu aleyküm de. Sorun değil. Ya da gidiyorsun neye? Diyelim işte Bursa'ya geldin, nereye? Feribot iskelesine, arabalı vapur. Ne yaptın? Yaklaştın, adama parayı vereceksin, turnikede kişi de esselamu aleyküm de. Önemli değil. Yani Müslüman olduğuna zahiren hükmettiğin her durumda selam ver, hiç korkma. Ameli varmış yokmuş onu sen bilemezsin, onu Allah bilir. O seni ilgilendirmez. Selam bu kadar güzel bir haslet. Ama yeri geliyor görüyorsunuz ki bu ümmetin, bu milletin çoğunu cahili toplum olarak görenler, yeri geldiğinde daha ileri görenler ne yapıyorlar? Selamı değil, bırakın sokaktaki adamdan, yeri geliyor alnı secdeye gittiğini bildiği adamdan bile esirgiyor. Biliyor yani, bu adam 5 vakit namaz kılıyor, ondan bile esirgiyor. Bizde bu yok. Ehl-i sünnet vel cemaatte bu yok. Evet, devam edin. Çünkü bütün müminler birbirinin kardeşi olup kardeşliğe riayet hususunda musavidirler. Eşittirler, evet. Ancak bu umum Müslümanlara mahsustur. Kafire iptidaen selam verilmez. Müslüman olduğunu bildiğin. Kafire sen selamı veren olma, başlayan olma. Devam et. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle Hristiyanlara evvela siz selam vermeyin. Yolda onlardan birine rastlarsanız onu yolun dar tarafına sıkıştırın buyurmuştur. Evet, şimdi tabii yani işte benim bu şerhte sevdiğim en güzel özelliklerden bir tanesi de bu şerhin yazarı, Allah kendisine rahmet etsin, merhum. Ki işte merhum sözü de ehl-i sünnette ittifaken ölenlere söylenir. Merhum, mağfur lehu, bunda hiçbir beis yok.
İbn-i Hüseyin rahmetullahi aleyh diyor ki bunlar dua makamında, temenni makamında sözlerdir. Aynen ne de olduğu gibi gaferallahu lehu, rahimahullahu lehu. Yani çünkü Allah ona rahmet etti, Allah onu affetti. Halbuki oradaki mazi siga ne anlamındadır? Dua anlamındadır. Aynen Allah'a beni bağışla dediğindeki gibi. Sen emredemezsin diyor Allah. Onda bir beis yok. Bu şerhte benim hoşuma giden en güzel özelliklerden bir tanesi de Müslüman olma vasfından dolayı hiçbir zaman için utanmıyor. Hatta bu konudaki tamam mı? Kendisi için ileride sorun çıkarabilecek herhangi bir rivayeti de zikretmekten asla ne yapmıyor? Kaçınmıyor. Evet, bu merhumun yani en güzel hasletlerinden bir tanesi. Yani Yahudi ya da Hristiyanlarla karşılaştığımızda biz ne yapmayacağız? İlk selamı veren olmayacağız. Yani merhaba falan diyebilirsiniz ama o anlamda selam yok. O anlamda ne yok? Selam yok. Verirse verdiğine göre ve aleyke diyebilirsin. Çünkü biliyorsunuz Yahudiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne derlerdi? Esselamu aleykum yerine, esselamu aleyk yerine, esselamu aleyk. Ölüm üzerine olsun. Sağım, selam, bir L yok arada. Peygamber Efendimiz de ve aleykum derdi. İade ederdi değil mi? Onun için ne yapmayacağız? Yani kafir olduğunu biliyorsak selamla başlamayacağız. Peki onu yolun dar tarafına sıkıştırın. Yani bu hadisten zahir anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Yani eğer muahhetse bunlar, zımmi ise, ne demek muahhetse, zımmi ise, yani arada savaş yok. Yani devlet onlara emanı vermiş. Tabii böyle bir şey yapma imkanımız ne değil? Mevcut değil. Ben buradan bunu anlamıyorum. Benim anladığım yani kendine sahip ol, başın dik ol, yanından geçerken Müslüman şahsiyetinle, Müslüman neyle, gururunla, vakarınla, heybetinle geç. Hiç korkma. Yoksa adama bir dirsek atıp onu duvara fırlat değil yani. Anlatabildim mi? Çünkü arada ne vardır? Muahede vardır. Zaten böyle bir şey yapma imkanı yoktur. Evet, devam edelim. Fasık ise başka bir delille bu umumdan tahsis edilmiştir. Hali şüpheli olan kimse ise hakkında tahsis sabit oluncaya kadar hadisin umumunda dahildir. Yani fasık, yani selam verilir. Verilmez diye bir kural mevcut değil. Evet. Ama hecre dersin o ayrı. Ama hecrin de en fazla yapılacağı gün nedir biliyorsunuz? 3 gündür. O da eğer neye inanırsan olumlu cevap vereceğine. Olumlu cevap vereceğine inanmazsan 3 gün bile yapmak haramdır. Yani adama selam vermeyeyim, görünce ne yapayım, yüzümü çevireyim diyeceksin. Bunda da o adamın düzelmesine yönelik bir menfaat bulacaksın, umacaksın. Yok. Bu onu daha da ne yapacaksa, azdıracaksa, birilerinin içine ne yapacaksa, düşürecekse, o zaman hecir de haramdır. Ya İslam bu kadar güzel bir din yani. Kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım yani. Evet, devam edelim. Acaba neden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste iki şeyi hasreten zikretmiştir? Bu sualin cevabı şudur. İyi ameller biri mali, diğeri bedeni olmak üzere iki kısım olduğundan, yemek yedirmeye teşvik ile mali olanlara selam vermekle de bedeni amellere işaret buyurmuştur. Daha başka türlü cevap verenler de var. Mesela ne deriz? Bir tanesi amelidir, bir tanesi de ne? Lisanidir. Ama her ikisi de ameli ve lisani olmasına rağmen, dikkat edelim, şahsın kendisini bağlamaz. Gayrını da bağlar. Ne demek bu? Namaz kılsan kendine kılmışındır. Öyle mi? Namaz kılsan kendine kılmışındır. Ama fakiri doyurmak fakire de nedir? Yarar sağlar. Eşhedü en la ilahe illallah dese kendine demişindir değil mi? Ama selam verdiğinde karşındaki ne de demişindir? Yani içtimai fayda. Yani ne demek? Sosyal fayda. Bu tabii çok önemli. Yani onun için hep söylüyoruz, diyoruz ki hadislerin muhakkak bir sosyolojisi var. Onların arka planda olan bu ne? İçtimai yönlerini çıkarmak lazım. Çok ihmal edilmiştir bu alan yeri geldiğinde. Ama Müslümanlardan tabii bu alana eğilenler vardır. Mesela İbn Haldun gibi sosyolog gözüyle bu meselelere eğilip bu hadislerden bu tür neleri, prensipleri çıkaran alimler de gelmiştir. Evet. Toplumsal tevhid. Evet, toplumsal. Evet. Toplumsal tevhid. Toplumsal tevhid dersin, toplumsal ahlak dersin, hepsini dersin.
Hepsini dersin. Hepsi ona girer. Evet. Alalım diğer rivayeti. Gâle l-imâmu l-muslim rahmehullah ve haddesena Ebu Tahir Ahmed ibn Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn Serhil Mısriyu. Maşallah, değil mi? Oh, baba, dede. Yok yok. Hadi say bakayım, sen de böyle Seyfettin. Say bakalım. Bak. Adamlar isim zengini. Biz de isim fakiriyiz. Ha, bu kadar yok ha. Sadece bu kadarını burada zikretti. Sen takribe tehzibe dön, bir 10 tane daha bulursun. Yani yok. Nuh'a varır da Adem'e varmaz. Ha, devam edelim. Gale akbarana bunu vehbin. An Amr ibn Haris an Yezid ibn Ebi Habibin an Ebil Hayri ennehu semi'a Abdullah ibn Amr ibn al-As yagul inne raculan se'ele Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem eyyul muslimune hayrun gale men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Okuyalım. Bize Ebu Tahir Ahmet bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Serh el-Mısri rivayet etti. Yani hocası. Dedi ki bize İbni Vehb. Kimmiş? Ebu Muhammed Abdullah bin Vehb. Hicri 125'te doğmuş. Hicri 197'de vefat etmiştir. Tamam. Amr bin el-Haris. Haris'ten Ebu Ümeyye Amr bin el-Haris bin Yakup el-Ensari. Hicri 149'da vefat etmiştir. Mısırlıdır. Meşhur bir alimdir. Zamanında Mısır'ın müftüsüydü. O da Yezid bin Ebi Habib'den, o da Ebul Hayr'dan naklen haber verdiğine göre Ebul Hayr Abdullah bin Amr bin As'ı şöyle derken işitmiş. Şimdi burada müşterek ravi kim? Yezid değil mi? Yezid bin Habib. Evet. Sonra Ebul Hayr, o da kimde? Abdullah ibn Amr. Bakalım Ebu Tahir 1, İbn-i Vehb 2, Amr 3, Yezid 4, Ebul Hayr 5, Amr bin As 6. Burada ne oldu? Südasi oldu değil mi? Yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ama bir önceki rivayette 5'ti değil mi? Humasiydi. Demek ki bir önceki rivayet onun için daha önce zikredilmiş. Çünkü daha önce zikrettiği daha ney? Sahih. Ali nazilden daha sıhhatçe nedir? Üstündür. Yeter ki nazilde senedinde bazı problemler ne yapmasın? Olmasın. Evet, devam edelim. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Yani bu acaba yani Ebu Zer midir? Bu da yani muhtelif. Yani olabilir, olmayabilir ama bir adam geliyor. Evet. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanların hangisi daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Müslümanların bakın. İslam'ın değil, Müslümanların. Elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir buyurdu. Evet, elinden ve dilinden. Yani ney? El ve dil. İşte. Elinden Müslüman emin olacak, dilinden de Müslüman emin olacak. Salim olacak. Eğer senin elinden ve dilinden Müslüman veya Müslümanlar ne değilse, emin ve salim değillerse, sen Müslümanlığını ne yap? Gözden geçir. İslam'ını ne yap? Gözden geçir. Niye elinden? Yani eline zararın dokunmasın sakın. Hakkını almak ayrı, hakkını müdafaa etmek ayrı. Onun dışında. Başka? Dilinle de. Hele bu dil var ya, bu dil ahir zamanda dil ve uçkur. Bu ümmetin başının en çok belaya gireceği ne? İki ney? Uzuv. Evet. Herhalde dil uçkurdan daha fenadır. Çünkü niye? Uçkura bir şekilde Müslüman adam düşmez. Ama dilden âli ve hali olmak çok zor. İlla men rahimehullah. Allah'ın kendisini rahmet ettiği müstesna. Bir şekilde sen zinaya düşmekten ne yapabilirsin? Koruyabilirsin kendini. Ama işte şu dil olayı var ya, çok tehlikeli. Evet. Devam edelim. Bu hadisi biraz ziyade ile Buhari, Ebu Davud, Nesai, İbn İbban ve Hakim tarih etmişlerdir. Evet. Hadisteki elden murat hakiki el de manevi el de olabilir. Bir kimsenin malını haksız yere istila etmek, onu manen elinde bulundurmaktır. Hadis-i şerif, Müslümanların en hayırlısı bir Müslümana sözle ve fiile eziyet vermeyen kimsedir manasında. Güzel. Bu mana işte. Hadis bu demek. Evet. Elin zikretilmesi, ekseri işler onunla görüldüğündendir. Yani adamı dövdü mü neylendir bu?
daha çok ellendir değil mi? Ha, bacakla da tekmeyle de vurur ama daha çok elledir değil mi? Ha, yani bir insana bedenen zarar vermek daha çok neyledir? Elledir. Onun için el hükmü galebe olarak. Yani peki el zikredilmiş, ayaktan salim olmasına gerek yok, o halde tekmeleyim diyemezsin değil mi? Kafa da zikredilmiş, kafa atayım da diyemezsin değil mi? Bunlar bir zahiri anlayışlar. Yani burada hükmü galebe. Onu vermiş. El. Bir iş yapacaksan elle yapıyorsun. Ayakla yapmıyorsun. Yazıyı, yemeği vesaire yani. Hepsini değil mi? Heh. Devam edelim. Müslümanlardan murat da kamil Müslümandır. Ha işte ah bu ne yok mu? Kemal yok mu? Başımızın derdi Kemal. Elbette ki. Yani kamil olgun. Mükemmel Müslüman. E yoksa şimdi ha yani hadisin zahirine baktığımızda bu Müslüman hayırlı. Öbürküler hayırsız. Hayır, bu daha hayırlı. Burada hayır kelimesi hayrın e-hayrı diye neyi yok? İsmi taftili yok. Kendi başına o. Ne? İsmi taftil içerir. Hayırlı demek daha hayırlı demek. Ne zaman anlarız bunu? Bir şeyi bir şeyle ne yaptığında kıyas ettiğinde. Mesela dersen ki es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan daha hayırlı. Daha hayırlı. Yani buradan uyku hayırsız anlamı çıkmaz. Ama şöyle deseydik es-salatu hayrun. Namaz hayırlıdır bak. Daha hayırlıdır değil. Çünkü neyi yok? Mukabili yok. Burada da ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Eli ve dilinden emin olunan Müslüman, eli ve dilinden emin olmayan Müslümandan daha hayırlıdır. Öbürkünde hiç hayır yok değil, var. Ama bunun imanı daha mükemmel, daha olgun. Burada sadece vacip olan iman değil, aynı zamanda müstahap olan imanda. Hep ne söylüyoruz? Önemli olan amel imandandır demek. Ama ameli imanın sıha şartı kabul etmemek. Bu çok önemli. Bir de ne var? Adam diyor ki önemli olan diyor ameli imandan değildir demek. Bunu diyen ki mürciye değil mi? Ameli imandan değildir. O halde diyor amel de diyor imanın neyidir? Sıha şartı değil kemal şartıdır. Ya hocam kemalde birleştik. Nasıl oluyor? Bakın şimdi bu çok enteresan bir nüans, ayrım. Önemli olan amel imandan değildir demek diyor adam. Amel imandan mücüz değildir diyor. Ama diyor tabii biz burada saf mürciyeden bahsetmiyoruz. Bildiğimiz anlamda mürciyeden bahsediyoruz. Ama diyor tamam diyor amel imandan bir cüz değil ama diyor parça değil ama biz diyor tamamen ameli de reddetmiyoruz. Ameli ne görüyoruz? Kemal şartı görüyoruz. Bir yandan da adam diyor ki amel imandan bir cüzdür ama amel sıha şartı değil kemal şartıdır. Şimdi son cümlede ne yaptık? Birleştik. Ama ilk cümlede ayrıldık. Aslında sol cümlede de birleşmedik. Çünkü niye? Biz şunu da söylüyoruz. Evet kemal şartıdır ama bu ameller içinde vacip olan ameller de var, müstahap olan ameller de var. Halbuki o ikinci cümleyi söyleyenler bütün amelleri ne görüyorlar? Vacip değil, müstahap görüyorlar. Onun için biz vacip amelin terkini ne görüyoruz? Suç. Arada fark var. Şimdi bu ayrımları anlamak lazım. Bunlar ince ayrımlar. Bu konuda inşallah Zavabut-u Tekfir diye kitabı ne yaptığımızda bastığımızda inşallah bu ayrımları orada teferruatlı bir şekilde İbrahim Ruhaylı hocamızın göreceksiniz. Bu ayrımlar orada mevcut. Evet. Devam edelim. Yoksa bu sıfatta olmayan kimse Müslümanlıktan çıkar demek değildir. Yani herhalde yani bunu diyenler çok da akıllı şekilde demiyorlar. Evet. Devam. Araplar alim zeyttir, mal devedir derler. Bundan maksatları kamil alim zeyttir, makbul mal devedir demektir. Yani cümlede hasır değil, taftil vardır. Yani yoksa zeytten başka alim yok, deveden başka da mal yok anlaşılmaz. Değil mi? Evet. Evet. Bu hadis
Bu hadis dahi Cevamül Kerim'dendir. El ile dilin hasreten zikredilmeleri çok kullanıldıkları içindir. En çok başına insanın bu ikisinden bela gelir ne gelirse. Evet. Devam. Hadisten çıkarılan faydeler. Bir, hadis-i şerif ne olursa olsun Müslümana eziyet vermeyi yasak ediyor. İki, hadis Müslümanın noksanı olmaz diyen mürciye taifesine cevap reddir. Üç. Yani işi bak çok enteresan. Bu adama şimdi mürciye geldi. İnsaflı olmak lazım. Tamam eziyet vermeyi yasaklıyor. Problem yok. Ama bak ne diyor? Müslümanın noksanı olmaz. Yani imanı noksalmaz. Ya da işte yapmış olduğu o kötü ameller onun imanına zarar vermez diyen mürciye de bu nedir bu hadis? Reddir. Ne kadar net. Devam. 3. Günahları terk ile menhiyattan kaçınmaya teşviktir. Günahları terk edersen menhiyattan kaçınmış olursun. Buna bir teşvik var, evet. Burada şöyle bir sual hatıra gelebilir. Tazir, teedip ve haddi şer'i ikamede eziyet yok mudur? Bunlar niçin meşru olmuştur? Yani şimdi eziyet yok diyor ya, elle vurma falan vesaire. İyi de diyor, tazir cezası var, teedip var, had var, sopa var, değnek var, kırbaç var. Bunda eziyet yok mu? Niye meşru bunlar? Evet. Cevabı şudur. Bunlar bir icma bu hadisin umumundan çıkarılmışlardır. Bu hadis genel. Evet. Yahut bunlar eziyet değil, ileride kendileri için selameti aramaktır. Velekum fil kısasi hayatun ya ulil elbab. Hayat var ya kısasta. Hayat. Evet. Hadiste Müslümanlar talip yoluyla zikredilmişlerdir. Ne demek talip? Yani çoğunluk galebe yoluyla. Evet. Yoksa Müslüman kadınlara ve zımmilere eziyet de yasaktır. Yani burada Müslüman erkeğe mi eziyetti sadece, haram? Kadına da yine neye? Zımmi. Zımmi neydi? Demin örnek verdim ya. Anlaşmalı kafir. Anlaşmalı kafir. Yoksa onları da ne yapamazsın öyle? Bir tarafa öyle sıkıştırıp da dövemezsin. Yani. Adam hem ihanet etmeyecek, hem de cizyesini ne yapacak? Takır takır ödeyecek. Zulmedeceksin. Zulmedeceksin. Öyle yama yok. Evet, işte Osmanlı en güzel örneği. Hiç geriye bakmayın. 100 yıl öncesine bak. Paşa paşa kiliseleri varmış. Papaz mektepleri varmış, okulları varmış, vakıfları varmış. Daha yeni işte bundan 2 sene önce, 1 sene önce adamların vakıf malları geri verildi adamlara. Bir kısmı, o da hepsi değil. Yani yok yani, ihanet ederse sultanın yaptığı gibi ne yaparsın? Patrikhanenin kapısında onu ne yaparsın? İdam edersin. O ayrı. Ama yok, adam yani kendi misyonunu devam ettiriyorsa böyle şeyler yok. Tabii, evet, böyle şeyler yok. Evet. Bir sonraki rivayet. Alalım. Gâle İmâmul Müslim rahmetullah haddesena Hasanul Hulvaniyyü ve Abdü bin Hümeydin cemiyen an Ebi Asimin gâle Abdün enbe'ene Ebu Asimin an İbni Cüreycin ennehu semi'a Ebu Zübeyri yekulu semi'tu Cabiren yekulu semi'tu Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yekul el-Müslimu men selime'l-Müslimune min lisanihi ve yedihi. Evet, bu hadis Cabir bin Abdullah'tan geliyor radıyallahu anhuma. Geçen ders almıştık hem kendini hem babasını. Şimdi burada bir soru yok. Bu hadiste bir soru yok. Doğrudan Peygamber Efendimiz'den işittiği bir ney? Kavil, söz var, lafız var. Onu alıyor. Bir okuyalım senedi bakalım şimdi. Kim? Bize Hasan el-Hulvani ile Ab bin Hümeyd hep birden, yani ikisi de İmam Müslim'in hocası, bir etti. Ebu Asım'dan. Kimmiş Ebu Asım? Ebu Asım Dahhak bin Mahlet. İki etti. Rivayet ettiler. Ab dedi ki bize Ebu yani Asım. Yani Ab bin Hümeyd. Şimdi bu çok önemli bakın. Her ikisi birden an demişler Ebi Asım'dan, an. Ama Ab bin Hümeyd an demiyor. Enbe'ena Ebu Asım diyor. Bizzat işittiğini ifade eden ney? Siga ile. Evet. Bize Ebu Asım İbni Cüreyş'ten. Evet. Kimmiş İbni Cüreyş? Abdülmelik bin Abdülaziz bin Cüreyş. Abdülmelik bin Aziz bin Cüreyş künyesi Ebu Velid'dir. Ayrıca Ebu Halil diye künyeleyenler de olmuştur. Ebu Halid diye künyeleyenler de olmuştur. Harem-i Şerif'in fakihlerinden hafız-ı hadis bir zattır. Babasından, İmam Mücahit'ten,
İmam Ata bin Ebi Rabah'tan Meymun bin Mihran, Amr bin Şuayb, Nafi, Zühri gibi eğinmeden hadis-i şerif istima ve ahseylemiştir. Kendisinden de İmam Süfyan bin Uyeyne ve İmam Süfyan-ı Sevri, Müslim bin Halid, İsmail bin Aleyye, Haccas bin Muhammed, Ebu Asım Veki, Abdurrazzak gibi eğinme ve huffaz hadis rivayette bulunmuşlardır. Ayrıca kütüb-ü sittinin... Bu İsmail bin Uleyye. Aleyye değil arkadaşlar. Uleyye. Evet. Devam. Ayrıca kütüb-ü sittinin imamların hepsi rivayette bulunmuşlardır. İmam Ahmet bin Hanbel, Abdülaziz ilim hazinelerinden biri idi demiştir. Hadis-i şerifin tedvin ve tasnifine dair ilk kitabı yazan imam olarak bilinmektedir. Bu önemli. İlk tedvin ve tasnifle alakalı eseri yazan İbn-i Cüreyç olarak bilinir. Evet. İmam Atab Ebi Rabah'a bizden sonra müşküllerimizi... İmam Ata bin Ebi Rabah. Ata bin Ebi Rabah. Karışmış arkadaşlar. O B'yi ayırın oradan. Evet. İmam Ata bin Ebi Rabah'a sizden sonra müşküllerimizi kime sorup öğrenelim denildi de o da cevaben şu genç İbn-i Cüreyş yaşarsa ona sorun buyurdular diyor. İbn-i Cüreyş Hicri 149 158 ihtilaflı. 149 veya 158'de doğmuş, vefat etmiş. Hac mevsiminde irtihal eylemiştir. Hicri'de hac mevsiminde irtihal eylemiş, vefat etmiş. Tezkiretül Hufaz'da yeni bilgi var. Evet, İbn-i Cüreyç kimden? Ebu Zübeyir değil mi? Ebu Zübeyir'den. Evet, kimmiş Ebu Zübeyir? Ebu Zübeyir Muhammed bin Müslim. Evet. Evet. Şöyle derken? Şöyle derken işittim. Cabir'i, işitmiş. İşitmiş, Cabir'i dinledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir buyururken işittim diyordu. Evet, bir sonraki hadiste yine o da Ebu Musa hadisi lafızı 3 aşağı 5 yukarı aynı olduğu için ikisini bir arada şerh etmiş, onu da alalım. Galel İmamul Müslim Rahmehullah ve haddeseni Said ibn Yahya bin Sa'idinil Emeviyyü Gale haddeseni Ebi Gale haddesana Ebu Burdete bin Abdullah ibn Ebi Burdete Burdete ibn Ebi Musa an Ebi Burdete an Ebi Musa gale gultu ya Resulallah eyyul İslami eftalu gale men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Biz bir önceki rivayette soru yoktu. Burada soru yeniden geldi. Evet, devam edelim. Gale ve haddesenihi İbrahim ibn Saidinil Cevheriyyü gale attesana Ebu Usamete gale haddeseni Buraydu bunu Abdullahi bihazal isnadi kale su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyul muslimuna eftalu fezekere mislehu. Evet. Okuyalım. Bana Said bin Yahya bin Said el Emevi Ebu Osman Said bin Yahya bin Said el Kuraşi Hicri 249'da vefat etmiştir. Bağdatlıdır. İbn-i Mace'den Ma'ada sünen sahiplerinin şeyhidir. Ne demek Ma'ada? İbn-i Mace dışında diğer sünen sahiplerinin neyi? Şeyhi. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai değil mi? Evet. He. Dedi ki bana babam rivayet etti. Dedi kimmiş ki, babası? Yahya bin Said. Evet. Hı? Dedi ki bize Ebu Burdetu bin Abdillah. Evet. Ebu Burde, Burayit bin Abdillah bin Ebi Burde. He, şimdi bakın Ebu Burde, Burayit bin Abdullah. Bir sonraki rivayette de orada birleşiyor. Evet, devam edelim. Sahihayn ravilerindendir. Ebu Burde ibn Ebi Musa, Ebu Burde'den. Ebu Burde Amir yahut Haris bin Musa. Hicri 104'te vefat etmiştir. Kufe kadısıydı. Bureyd'in dedesidir. Bureyd'in dedesidir. O da Ebu Musa. Ebu Musa el-Eşari Abdullah bin Kays radıyallahu anh Hicri 44'te vefat etmiştir. Ashab-ı kiramdandır. Hicretten evvel Yemen'den gelerek Müslüman olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müteaddit valiliklere tayin olunmuştur. İslam'da ilk defa tarih kullanılmasına sebep bu zattır.
Kendisinden 360 hadis rivayet olmuştur. Evet, bu İslam'da ilk defa tarih kullanılmasına sebep olan bu zattır. Mesela burayı çizelim. İlkler bunlar. Yine yukarıda evet, evet, hadisin tasnifine dair. Bakın bunlar çok güzel bilgiler. Evet, evet. İlkler. Bunlar güzel bilgiler. Değil mi? Yani şerhte bu tür bilgileri bulmakta ne? Kaynak gösterme açısından faydalı. Evet, devam edelim. Ebu Musa demiş ki, ya Resulallah, İslam'a dair olanların hangisi daha hayırlıdır dedim. Tabii Resulullah, yani İslam'a dair olan hasletler. Hangi İslam daha hayırlıdır? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsidir buyurdular. Bir önceki rivayetle aynı. Bakın şimdi ne diyor İmam Müslim bana? Bana bu hadisi İbrahim bin Said el Cevheri. Yani hocam Said'den farklı olarak. Evet. Kimmiş o? Ebu İshak İbrahim bin Said el Cevheri Bağdatlıdır. Müslim'in ravilerindendir. Evet. Dahi rivayet etti. Dedi ki bize Ebu Usame. Ebu Usame rivayet etmiş. Evet. Kimmiş Ebu Usame? Ebu Usame Hammad bin Usame. Evet. Rivayet etti. Dedi ki bana Bureydetü bin Abdillah bu isnatla rivayet etti. Bureydetü bin Abdillah. Bir önceki rivayette Ebu Burde işte o. Ebu Burde'nin ismi ne altta bakın? Bureyd bin Abdullah. Gördünüz mü? Ha, burada nerede birleşti? Ebu Burde'de. Yani Bureyd bin Abdullah da birleşti. Ondan sonrası aynen devam ediyor değil mi? Evet. Ondan sonrası aynen devam ediyor. Evet. Ebu Burde o kimden? Ebu Musa'dan ve öyle devam ediyor. Ebu Burde kimden? Şey mi? Evet. Evet. Bana Bureyde bin Abdullah bu isnatla rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanların hangisi daha eftaldir diye soruldu diyerek bu hadisin mislini anlattı. Evet. Mislini yani? Aynen. Aynısını anlattı. Yani bakıyoruz şöyle senede. Senet bize zaten kendini gösteriyor değil mi? Said bin Yahya babası 2, Ebu Burde 3, yine o da Ebu Burde'den 4, Ebu Musa 5. Bir sonraya bakıyoruz. İbrahim 1, Ebu Usame 2, Ebu Burde 3, Ebu Burde yine 4, Ebu Musa 5. Humasi. Evet, devam edelim. Bu hadisi Buhari ile Nesai de iman bahsini tarih etmişlerdir. Buhari onu aynen buradaki senediyle tarih etmiştir. Tirmizi ise Zülk babında rivayet etmek. Demek ki Buhari ile müşterek senetleri var. Evet. Senedinin hep Kufeli ravilerden müştekil olması ve bir senette aynı künyeyi taşıyan iki tane ravi bulunması isnadının letaifinden sayılır. Yani şimdi burada diğerinde Mısırlılar değil mi? Burada hepsi senettekiler kim? Kufeli ve iki tane Ebu Berde var senette. Bir Ebu Berde, bir Ebu Berde daha. Halbuki biri birinin dedesi. Aynı künyeli iki tane ne var? Ravi var. İkinci künyeli onun dedesi ilkinin. Evet. Öyle olur. Devam edelim. Demek ki dedelerin isimleri de künye olarak da ne yapılabiliyor? Verilebiliyor. Evet. Devam edelim. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sual soran Hazreti Ebu Musa el-Eşari'dir. Burada soruyu Ebu Musa el-Eşari sordu diyor. Evet. Müslüm'ün bir rivayetinde ve Hasan bin Süfyan ile Ebu Yala'nın müsnetlerinde soranların birkaç kişi oldukları anlaşılıyorsa da bu rivayetlerin arasında birbirine muhalefet yoktur. Çünkü sorduk şeklindeki Cemil rivayetinde de Ebu Musa radıyallahu anh soranların içinde dahildir. Yani her halükarda birden fazla da olsa o soranlardan biri kim? Ebu Musa'nın kendisi radıyallahu anh. Evet. Görülüyor ki hadisin bir rivayetinde İslam'ın hangi hasleti daha hayırlıdır diye sorulmuş. Buna yemeği yedirirsin ve tanıdığın tanımadığın herkese selam verirsin diye cevap verilmiş. Diğer rivayetinde Müslümanların hangisi daha hayırlıdır denilmiş. Buna da elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir şeklinde cevap verilmiştir. Tabii şimdi burada Müslümanların hangisi daha hayırlıdır diyor ama bu ikinci rivayette İslam'ın daha hangisi hayırlıdır? Bir şimdi okuduğumuz Ebu Musa'da İslam'ın hangisi daha hayırlıdır? Bir önceki rivayette Müslümanların elinden ve dilinden o da neydi? İşte Abdullah İbni Amr'ın bakın 64 numaralı hadisi o. Birinde
İslam'ın hangisi daha hayırlı? En sonda Ebu Musa, ama ilkinde yani 64 nolu hadiste Müslümanların hangisi daha hayırlı? Anladık değil mi? Evet. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Müslümanların en hayırlısı kimdir? Sualine muhtelif cevaplar verilmesini ulema soranların haline hamletmişlerdir. Mesela bir yerde yemek yedirmekle selam vermek ihmal edildiğinden onları teşvike ihtiyaç hasıl olmuş, başka yerde Müslümanlara eza etmekten sakındırmaya lüzum hasıl olmuştur. Evet arkadaşlar. Demek ki bu bapta 3 özelliği ne yaptık? Bir arada aldık. Evet. Bir tanesi ne? Yemek yedirmek. Diğeri ne? Selam vermek. Diğeri de ne? Elinden ve dilinden emin olmak. Kimseye el ve dille Müslümana ne yapmamak? Eziyet etmemek. Velev ki zımmi bile olsun, eziyet etmemek. Bunların her biri imanın hasletlerinden, imanın şubelerinden, imanın nelerinden, sıfatlarından bir tanesi. Yani iman böyle genel kapsamlı bir şey. 60-70 küsur şube hepsi giriyor. Bunların içinde vacibat da var, müstehabbat da var. Vacibat da var, müstehabbat da var. Değil mi? O bakımdan imanın bu şubeleri bize hep ahlaklı olmayı, toplumun İslam'a mutabık, uygun olarak ne yapmış olduğu, kabullenmiş olduğu bütün neleri, bu güzel ahlakları sürdürmeyi ne yapıyor bize? Emrediyor. Evet, önümüzdeki ders Allah nasip ederse inşallahurrahman sayfa 264'e kadar okuyun bakalım. 16. baba kadar. Böyle baplar kısa oldu mu? Ondan sonraki babda kısa. Böyle hepsini bitirebiliyoruz. Yani çünkü babı yarıda kestik mi bir dahaki ders zorluk oluyor. Evet, 264 nolu sayfa, 16 nolu baba kadar ne yapalım? Çalışalım inşallah, şöyle okuyalım. Kısaca bugün ifade edeceklerimiz bunlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.